Bence başlamaya hazırım. Yeniden merhaba, hayatıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ayıplı ya da yasaklı soruları paylaşacağız. Ha? Çok gerginim çünkü sorular çok müstehcen. Instagram'da bir hikaye paylaştım ve dedim ki hani konuşmaya utandığınız, başkalarına sormaya çekindiğiniz şeyleri bana sorar mısınız ya da konuşmamı istediğiniz şeyler varsa bana sorar mısınız dedim. Soruların hepsini erkek arkadaşıma da okudum ve aynı zamanda bazı sorular için erkek gözünden de belki bir bakış açısı görürsünüz diye ondan da bazı cevaplar aldım. Şimdi hepsini sizinle paylaşacağım. Bugün sizlerle ayıplı ya da yasaklı ya da tabu olan soruları yanıtlayacağız. Benim için çok enteresan bir video olacak. İlk defa bu kadar açık açık konuşacağım YouTube'da. Ama ben bunun yapılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü gerçekten insanlar bu konularda çok bilinçsiz. Hoş birazcık en azından son bir 2-3 yıldır falan bayağı bilinçlendik. Daha doğrusu hani daha fazla kaynak bulabiliyoruz bunlarla alakalı. Bir de ben konuşayım dedim. Bakalım neler konuşacağız. Şimdi size birkaç tane soru okuyacağım arkadaşlar ve bu soruları neden cevaplamayacağımı anlatmak istiyorum. Özellikle benim kadar rahat ve yani ben gerçekten abi dünyanın en insanları umursamayan, en rahat ve en böyle açık seçik konuşan, hiçbir şekilde böyle cinselliği tabu olarak görmeyen bir insanım. Bana başka bir yerde sorduğunuz zaman kesinlikle anlatırım. Hani bunlar anlatılmayacak, konuşulmayacak şeyler değil. Aksine konuşulması çok keyifli olan ve bence özellikle de kızların arasında çok fazla konuşulan şeyler. Bence erkeklere kıyasla çok daha fazla cinsellik konuşuyoruz. Çok daha fazla ayrıntı vererek cinsellik konuşuyoruz. Mastürbasyon yapmayı ne zaman ve nasıl keşfettin? Bir kadınla seviştin mi? Daha önce sanırım bir videonda ya da canlı yayında biseksüel olduğunu söylemiştin. Grup seks deneyimin oldu mu? First time'ın kaç yaşında oldu? Bu tarz soruları cevaplamak istemiyorum çünkü özel bir şey biraz. Yani herkese anlatılabilecek bir şey değil çünkü bence aslında hiç özel bir şey değil. Gerçekten yemek yemek kadar doğal bir şey. Ama bazı insanlar var ki cinsellikle alakalı konuşulduğu zaman kendilerini kontrol edemiyorlar ve ilkelleşiyorlar. Bütün dünyada böyle bu arada. Sadece Türkiye için söylemiyorum bunu. Sizin için söylemiyorum. Özellikle kendi kitlem bu konuda çok açık ve keşke sadece sizinle böyle şey paylaşabileceğim bir ortam olsa. Abi ben de şunu yaşamıştım. Of çok komikti. Sen de bunu mu yaşadın? Ha 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 falan diyebileceğimiz bir ortam olsa ama gerçekten burası çok public bir ortam. Ya bunları anlatmak çok doğru değilmiş gibi geliyor. Çünkü hem cinsellik yaşadığım insanlara saygısızlık, hem belki kendi özel hayatıma saygısızlık. Sonuç olarak siz benim hayatıma evet çok dahilsiniz. O kadar dahilsiniz ki yani sizden gizlim saklım asla yok. Ama yine de hani bazı anlarda da yanımda olmayabilirsiniz. Benim özel hayatıma saygı duyun ve bu tarz soruları bu kadar insan içerisinde cevaplamamamı hoş görün bence. Yani zaten makul olan soruların hepsini cevaplayacağım. Ki göreceksiniz çok enteresan sorular var ama bu tarz soruları yani kendi cinsel hayatımla ilgili olan soruları cevaplamak istemiyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi bu benim özel hayatım ve gerçekten tamamen özel bir şey. Yani bu kadar özel bir şey olmasaydı arkadaşlar hepimiz çıplak dolaşırdık. Bunların sebebi aslında cinselliğin bir noktada da iki kişiye ait bir şey olması. Yani bunu fark etmek de lazım biraz. O yüzden zaten karşılıklı güven ve karşılıklı onayın olması lazım diyorum. Karşılıklı güven ve onay vermek demek karşıdaki insanın da hayatına saygı duymak, kendi hayatınıza da saygı duymak demek. Bu arada biseksüel olduğumu söyledim bir canlı yayında. Aslında şöyle söylemek istemiştim. Biraz yanlış anlaşıldı sanırım. Kadın vücudunu da fiziksel olarak çok çekici buluyorum. Ama benim için duygu çok önemli cinsellikte. Kadınlara karşı duygusal bir şey hissetmiyorum ama kendi heteroseksüel gibi bir kalıpla da sınırlamak istemiyorum. Ya bir gün bir kadından gerçekten çok hoşlanırsam? Yani kendimi gerçekten böyle şeylerle sınırlandırmak istemiyorum. Ailem beni olduğum gibi kabul etmediğinden artık onlara kendimi açamıyorum. Sıkışmış hissediyorum. Gelen ilk sorumuz bu. Sıkıntılı bir konu çünkü ailenizi seçemezsiniz ve ömrünüzün bir kısmında onlarla olmak zorundasınız. Gerçekten bundan kaçış yok. Yani isteseniz de istemeseniz de olmak zorundasınız. Tek kurtuluşu okumak.
çalışıp iyi bir üniversiteyi kazanıp şehir dışında okumak. Evet biliyorum, Türkiye'deki aile yapısı çok korkunç. Yani ben gerçekten Türk aile kültüründen hiç hoşlanmayan bir insanım. Okuyarak ve gerçekten kendinizi kurtararak kurtulabilirsiniz. Şu an yaşadığınız baskılar sizi çok daha iyi bir insan yapacak, emin olun. Çünkü zorluğu görmeden insan rahatlığı yaşayamaz. Aile tarafından düşünelim bunu. Şimdi ne aileniz sizi seçti ne siz ailenizi seçtiniz. Siz ailenizi kabul etmek zorunda olmadığınız gibi aileniz de sizi kabul etmek zorunda değil. Ben ebeveynlik olayına birazcık bakım olarak bakıyorum. Ebeveynler de çocuk da birbirlerini seviyorlarsa ve birbirlerini oldukları gibi kabul ediyorlarsa ne mutlu size. Eğer ki öyle değilse de yapacak bir şey yok yani. Buna gerçekten sadece sabretmek kalıyor ve bu sabır sizi çok iyi yerlere taşıyacak. Buna emin olabilirsiniz. Yani arkadaşlar sizi koşulsuz sevmez. Aile sizi koşulsuz sever. Bak ben buradayım demesi, sizin arkanızda durması çok rahatlatıcı bir his. Bu hissiyatı aradığınızı ailenize açıklayabilirsiniz. Ben böyle bir insanım. Yani her şekilde desteklemenizi istiyorum cümlesini ailenize kurabilirsiniz. Ailenize açık olmalısınız. Ailenize kendinizi kabul ettirtmeye çalışmak yerine, çünkü gerçekten kabul etmek zorunda değiller, kabul ettirtmeye çalışmak yerine siz olduğunuz gibi davranın ve onlara sabredin. Ve yani bir süre, bakın büyüme zamanında, ergenliğin bitişine kadar özellikle, yani ergenliğin ortasında biraz da bilinçlenme zamanına kadar ebeveyn onlar. Ama bir süre sonra ebeveynsiz oluyorsunuz. Çünkü onların orta yaş krizleriydi. Yok işte sonuç olarak Türkiye'de yaşıyoruz. İşte yok şunu giyme, yok bunu giymeler vesaireler vesaireler. Yani biraz ebeveynsiz olacaksınız ve sabredeceksiniz. Ama ben şunu size garanti edebilirim ki arkadaşlar, başınıza bir şey geldiği zaman ilk yardıma koşacak kişi anneniz ya da babanızdır. Onların kültürüne uymuyor olabilirsiniz. Onların beklediği gibi bir çocuk olmayabilirsiniz. Çünkü herkes bir beklenti içinde aslında. Onlar da sizden başka bir çocuk hayal etmiş olabilir. Aynı sizin başka bir ebeveyn hayal ettiğiniz gibi. Sıkışmış hissettiğiniz zamanlarda da illa hani başka birileriyle konuşamayacaksanız yazabilirsiniz ya da kendi kendinize konuşabilirsiniz. İçinize dönmenize de yardımcı olacaktır. Konuştukça bir şeyler çıkacaktır ya da yazdıkça bir şeyler çıkacaktır. Bu şekilde kendinizi biraz daha rahatlatabilirsiniz. Ama dediğim gibi üniversite bunun tek kurtuluşu. Hele eğer ki ayrılırsınız, yani uzaklaşırsanız birbirinizden, ilişkiniz gerçekten pamuk gibi oluyor. Çevremdeki diğer arkadaşlarım, özellikle şehir dışından gelmiş arkadaşlarım, üniversitedeki arkadaşlarım da bunu çok fazla gözlemledim. O yüzden sabredeceksiniz. Yapacak başka hiçbir şey yok. Sabah uyandın ve çükün var. Ne yaparsın? Duvara işemek dışında. Sanırım mastürbasyon yaparım. 16 yaşındayım. Sevgilimle sevişiyoruz. Bazen garip geliyor. Evet, çok garip gelebilir. Çünkü daha ilk zamanlar muhtemelen. Garip geliyor demenden kaynaklı buna yeni yeni başladığını düşünmekteyim. Demek ki mutlusun bu durumdan. O zaman garip gelecek hiçbir şey yok. Sadece daha seks hayatına, cinsel hayata yeni adım attığın için belki zamanla hani bu garip gelmekten de çıkacak arkadaşlar. Yani cinsellik garip bir şey değil bence. Sütyen takmak neden ayıp bir şey olarak geliyor insanların aklına veya artı 18 vesaire? Çünkü sütyenin içinde meme var ve meme cinsel bir şey. Sütyenli bir kadının fotoğrafını gördüğünüz zaman ben bazen şey diyorum, of be memelere bak. Yani o yüzden evet, cinsel bir şey bu arkadaşlar. Yani insanları hani sonuç olarak yumuşak ve vakti zamanında emdiğin bir şey yani. Bunların, yani memenin cinsel olması ya da kadın memesinin sadece cinsel olmasının sebebi doğduğunuz zaman bunu emiyor olmanız. Oral dönem vesaire. Freud'u okuyabilirsiniz bunun için. Freud bunların birçoğunu açıklamış, neden bunların bize cinsel geldiğini ya da işte bazı sendromları ya da fetişleri. Cinsellik hakkında neler düşünüyorsun? Sadece insanların değil abi. Bütün canlılar, bitkiler dahil. Hepsi cinsellik yaşıyor. Dünyanın en doğal şeyi. Çünkü ben şöyle düşünüyorum ki biz üremek için varız arkadaşlar. Üremek olmasaydı canlıların bir anlamı olmazdı. Çünkü çoğalmak, türün devamını sağlamak. O yüzden cinsellik de bunun için bir araç olduğu için hani gayet normal bir şey. Çok içgüdüsel bir şey. Gerçekten yemek yemek ve uyumak kadar okey bir şey bence. 14 yaşındayım. Pet kullanmaktan nefret ediyorum. Tampona nasıl geçeceğim bilmiyorum. Şöyle de bir şey koymuş. Emoji koymuş böyle karşı karşıya iki parmak. Hemen anlatıyorum. Bir kere
Pet mi tampon mu arkadaşlar? Kesinlikle tampon. Tamponla alakalı bazı mitleri aklımızdan çıkartalım. Mesela bekareti bozar, küçükler kullanamaz falan. Böyle bir şey yok. Yani sadece tampon kullanmayı öğrenmek lazım. Nasıl yerleştireceğini öğrenmek lazım. Bunu nasıl çıkartacağını öğrenmek lazım. Sürekli onu değiştirecek bir bilince sahip olman lazım. Ama tampon kullanmak çok büyük rahatlık. Bir kere sizi pişik yapan bir ped yok. Sürekli kanın üzerinde oturmuyorsunuz. Yani kan içeride kalıyor ve bir pamuğun içerisinde toplanıyor. Kesinlikle bence pedden çok daha sağlıklı bir şey. Çünkü yani kanı dışarı atıyorsunuz ped taktığınız zaman ve o ped doluyor 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 ve siz onun üzerinde saatlerce oturuyorsunuz. Ama bana en sağlıklısını soracak olursanız menstrual kap kullanmaktır. Bir süre tampon kullandıktan sonra, nasıl içeri takacağınızı vesaire öğrendikten sonra menstrual kaba da geçebilirsiniz. Menstrual kabım yok benim şu anda ama olduğu zaman çok böyle ayrıntılı bir şekilde onun videosunu da çekerim. Sadece araştırmalarıma kıyasla onun çok daha sağlıklı ve doğaya da daha saygılı bir ürün olduğunu düşünmekteyim. Tampon takmanın neden ayıp olduğunu da bilmiyorum. Benim annem de çok uzun bir süre tampon takmama izin vermedi. Bir de tamponun şöyle bir olayı var. Sonuç olarak ellerinizi çok iyi yıkamış olmanız lazım öncesinde. Sonrasında çok iyi yıkamış olmanız lazım. Çok belirli ve kısıtlı zamanlarda bunu değiştiriyor olmanız lazım. Ve doğru takmayı öğrenmeniz lazım. Doğru takmayı zamanla öğreneceksiniz. Nasıl geçeceksin konusunda, eğer ki bu bilince sahipsen bence tampon kullanmaya geçmelisin. Nasıl geçeceğim konusunda da bir dene bakalım. İlk başta çok rahat yerleştiremeyeceksin. Kısaca nasıl yerleştireceğinizden bahsedeyim isterseniz. Bu OB'nin tamponu abi. OB gerçekten çok başarılı bir markadır. Bunların boyutları var. Bu galiba medium olması lazım. Emin değilim. Ama bunların small'ları ve large'ları da var. İlk başlayacaksanız small'dan başlayın. Bunu böyle şöyle döndürerek açıyorsunuz, tamam mı? Asla elinizle dokunmuyorsunuz tampon kısmına. Daha sonra buradan şöyle tutuyorsunuz. Bunu çıkartıyorsunuz. Daha sonra tabii ki ellerinizin temiz olduğuna emin oluyorsunuz. Şuradan tutuyorsunuz ve bu tamponu şu şekilde genişletiyorsunuz, şuradan çekerek. Şuradan böyle. Sonra bunu tutuyorsunuz, buraya yerleştiriyorsunuz ve şu parmağınızla ya da herhangi bir parmağınızla itiyorsunuz. Önemli olan şey bunun o ilk boğumdan geçmiş olması, yani şöyle duruyor olması. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin tamponu hissetmemeniz lazım ki doğru takmış olasınız. Daha sonra çıkartırken de buradan tutup çekiyorsunuz ve çöpe atıyorsunuz. Ama bunu bir peçeteye sarıp çöpe atarsanız tabii ki çok daha iyi olur. Başka insanlar için, başka insanların sağlığı için. Daha sonra da aynı işlemi tekrarlayarak tekrar tampon takıyorsunuz. Bu kadar basit bir şey aslında. Gerçekten çok zor bir şey değil. Deneyerek öğreneceksiniz ama önemli olan şey tamponun iyi yerleştiğini anlamanız için, yani sızdırmaması için hissetmiyor olmanız lazım. Yani içinizde böyle sizi rahatsız eden bir tampon olmaması lazım. 4 aydır sevgilim var ama aşırı ilgisinden bunalıyor hissediyorum. Bir seviyorum, bir sevmiyorum. Ne yapsam? Bunlar çok normal duygular. Ultra normal duygular gerçekten. Yani aşırı ilgisinin seni bunalttığını ona söyleyebilirsin. Biraz daha mesafe koyabilirsiniz aranıza. Ama zaten büyüdükçe, ilişkiler olgunlaştıkça ya da ilişki süresi uzadıkça daha böyle insanlar bireyselleşiyor. Bu kadar çok ilgisinden kaynaklı işte bir seviyor bir sevmiyor hissediyor olabilirsin. Ve bunu ona söylemelisin bence. Yani dürüst olmalısınız bence birbirinize karşı. Yani seni gerçekten seviyorum ama bazen ilgin beni o kadar çok bunaltıyor ki senden sıkılıyorum ve seni sevmediğimi düşünüyorum diyebilirsiniz. 2 senedir birini sevmiyorum. O hissi unuttum ama sevmek istiyorum. Olmuyor. O kişiyi bulam. Herkes seveceksiniz diye bir şey yok. Herkes sizi sevecek diye bir şey yok. Sürekli birilerini sevmek zorundasınız diye bir şey yok. 2 sene hayatımızda var ya hiçbir şey arkadaşlar. Yani zamanı gelince birini seviyorsun. Yani o kadar... Nasıl desem, sevgi bence gerçekten çok kıymetli bir şey. Yani herkesi sevemezsiniz. Herkes de sizi sevemez. O yüzden bence beklemek lazım ve beklediğin zaman ve bu hislerini tuttuğun zaman, hani tutmak derken önüne geleni harcamadığın zaman çok daha güzeli karşına çıkıyor. O yüzden sabretmek lazım. Arayınca bulamıyorsun. Ne zaman ki aramayı bırakırsan çat diye karşına çıkıyor. Hayatım boyunca hep sevgili aradım. Hayatım boyunca hep çok aşık olacağım ve bana çok aşık olacak birini aradım. Ama ne zaman ki aramayı bıraktım, Berkay'la karşılaştım. Böyle şeyler o yüzden akışına bırakmak gerekiyor. Yani arayınca pek bulunmuyor, bilmiyorum neden. İlk ilişkinde kanadın mı? Kötü niyetli sormuyorum. Vajinismus olayını tetikliyor bu düşünce. Hiçbirinizin kötü niyetli sormadığına eminim bu arada. Bu soruların hiçbir... Gerçekten merak ettiğiniz şeyler bunlar. Çünkü konuşulmayan şeyler. İlk cinsel ilişkiniz... Evet, acıyacak ama öyle korkunç, wow, ultra, işte bilmem ne falan. Şimdi kanadığını düşününce insanlar biraz geriliyorlar. Çünkü
sanki bir yer yırtılıyormuş gibi bir hissiyat bekliyorlar ama öyle bir hissiyat yok, sadece biraz acıyor. O da yani eğer ki sevdiğiniz, güvendiğiniz ya da işte istediğiniz bir insanla beraberseniz ve onay verdiğiniz bir insanla beraberseniz zaten vajinosmus olayının olması çok düşük bir ihtimal. Vajinosmus dediğimiz şey de vajinanın kendini kapatması, orada mısın falan denmesi yani. Gerçekten kapatıyor kendini, kasılıyor yani. Bu cinsel ilişki sırasında da olabiliyor ve aha böyle hastaneye gidiyorlar. O yüzden sıkıntılı bir durum. Kendinizi rahat bırakın. Gerçekten kanayabilir, kanamayabilir ama kanaması ya da kanamaması demek sizin acınızın değişeceği anlamına gelmiyor. İlkinde kanar, beşincide kanar, sekizincide kanar. Hiç kanamaz. Bu çok değişken bir şey. Bu çok kişiye özel bir şey. Birazcık acıyacak ama gerçekten dayanılmayacak bir acısı yok. Vajinismus genelde gerginlikten ve stresten oluyor diyebiliyorum. Gerçekten bu konuda uzman değilim. Bu konular için Rayka Kumru'yu takip etmenizi ciddi öneririm. Rayka Kumru gerçekten çok başarılı bir seks psikoloğudur. Onun düşüncelerine çok değer veririm. Sanırım söyleyebileceklerim bu kadar çünkü gerçekten vajinismusla alakalı çok bir bilgim yok yani. Doktor değilim sonuçta. Mastürbasyon yapmak kadının bakireliğini etkiler mi ve günah mı? Araştırdım ama bir bok anlamadım. Çok güzel soru. Bir kere asla günah değil. Ben günah sevap falan öyle şeye inanmıyorum arkadaşlar. Bana bunları sormayın yani. Kesinlikle günah olduğunu düşünmüyorum ki aksine benim yorumum şöyle. Vakti zamanında ben de Müslüman bir insandım. Çünkü Müslüman bir aileden, aile kültüründen geliyorum. Ve şunu biliyorum ki yani İslam'da sana söylenen bir şey var. Diyor ki kendine hakim ol. İnsanlara abuk subuk bakma. Yani sana bunu söylüyor. Bunu yapabilmek için de kendi kendini tatmin edebiliyor olman lazım. O yüzden ben günah olduğunu hiç düşünmüyorum. Ama dediğim gibi bir din adamı değilim yani. Ama böyle şeylere inanmayın arkadaşlar. Cinsel ya böyle şeyler bu kadar sınırlandırılamaz ya. Yani Allah tarafından ne bileyim o zaman yemek yememiz de belirlenseymiş. Ve bekareti de bozmaz. Ama mastürbasyonu nasıl yaptığınıza göre de değişir. Bir şununla mastürbasyon yapmak var. Şimdi tamamen uyduruyorum tabii ki böyle şeylerle sakın mastürbasyon yapmayın yani. Bir de şununla mastürbasyon yapmak var. Şu tabii ki bekaretinizi bozar ama bu bozmaz yani. Bekaret çok da önemli bir şey değil yani. İster kendiniz bozun, ister başkası bozsun, ister bir alet bozsun. Hiç fark etmez yani. Meme ucu görünerek tişört ve benzeri giymekten utanıyorum. Sende de oluyor mu? Hayır, bende pek olmuyor. Çünkü ben meme ucunun görünmesinden çok hoşlanırım. Hele ki dar tişörtler giydiğiniz zaman böyle hafif görünmesi bence çok masum bir seksilik katıyor insana. Hatta meme ucumu deldirmeyi düşünüyorum. Bakalım ne zaman gerçekleştireceğim bunu. Peşimden 4-5 ay koşan çocuğu en sonunda kabul ettim. Şimdi de o kadar ilgilenmiyor. Önerin var mı? Kaçan kovalanır. Sen de biraz daha kaç bakalım. Eskisi kadar ilgilenmiyorsun ya. Ne oldu? Ben böyle istemiyordum. Nasıl yapabilirsin mesela? Sude, 5 yıllık ilişkim cinsel tutkuya dönüştü. Benim için de onun için de. Bunu nasıl düzelteceğiz? Bunu konuşarak düzeltebilirsiniz. Bu durumu ikiniz de yaşıyorsanız eğer, ikiniz de farkındaysanız eğer konuşabilirsiniz kendi aranızda. Ve eğer ki ikiniz de bundan rahatsınız, sadece cinsellikle devam edebilirsiniz yani hayatınıza. İnsanlar birbirlerini 15-20 yıl boyunca sürekli sevmek zorunda değil. 5 yıl boyunca birbirinizi sevdiniz diye, yani birbirinize aşık oldunuz diye hala aşık olmak zorunda değilsiniz. Kesinlikle sadece cinsellikle devam edebilir ama bu iki tarafın da onay vermesiyle alakalı bir şey. Dediğim gibi bunu, hele ki 5 yıllık bir ilişkide bu tarz şeyler çok rahat konuşulur. Bunu konuşarak aşabilirsiniz ancak. Aşkınızı tazeleyecek şeyler yapabilirsiniz. Mesela işte ilk tanıştığınız yere gidebilirsiniz. Ne bileyim, ilk yıl dönümünüzü kutladığınız yerde yıl dönümü kutlayabilirsiniz gibi gibi. Ya da sevgililer gününde beraber sinemaya gidebilirsiniz. Yani sevgili işleri yapabilirsiniz. Prezervatif dışında korunma yollarından tavsiye ettiğin var mı? İğne hariç hap kullanmak, doğum kontrol hapı kullanmak. Bence eğer ki aktif bir cinsel hayata sahipseniz, bakın bu çok önemli. Aktif ve değişken insanlarla bir cinsel hayata sahipseniz hem prezervatifle hem de hapla korunmak çok önemli. Çünkü prezervatif sizi hastalıklardan korur. Hap da sizi hamilelikten korur. Reglinizi düzene sokar ama aynı zamanda hormonal düzensizlikler de yapar. O yüzden düzenli bir cinsel hayatınız yoksa hap kullanmanın hiçbir mantığı yok. Ama dediğim gibi bu hap aynı zamanda hormonal sıkıntılara da yol açıyor. O yüzden artılarını ve eksilerini değerlendirerek aksiyon alabilirsiniz, tercih edebilirsiniz hap kullanmayı. Ve kesinlikle bir kadın doğumcuya gidip hormonlarınıza baktırıp ona göre uygun doğum kontrol hapını almanız lazım. Çünkü bir sürü çeşidi var. Reçetesiz satılıyor hepsi ama gerçekten çok büyük cahillik yani. Sadece internette biri önerdi diye bir ilacı alıp kullanmak. Çok ciddi kullanabilirsiniz.
sıkılamayabilir. Ciddi ağrılarla regl olabilirsiniz. O yüzden kesinlikle bir doğum kontrol uzmanına danıştıktan sonra, doktora danıştıktan sonra bence hap kullanmalısınız. Ama prezervatif daha spontan bir korunma yöntemi diyebiliriz. Tek eşliliğin insan doğasına uygun olduğunu düşünüyor musun? Hayır, kesinlikle düşünmüyorum. Tek eşlilik bence evlilik müessesesinin bulunmasından sonra tek eşlilik oldu. Ve bu da yani kadınlar da erkekler de tek eşli değildi bu arada eskiden. Evrimsel psikolojiyle alakalı bir kitap okuduğunuz zaman mutlaka karşınıza çıkacaktır zaten bu insanın varoluşunda tek eşli olmadığı. Başak Kablan'ın evlilikle alakalı çok güzel bir videosu vardı. Çok güzel anlatmış. Yani evlilik dediğin şey iki ailenin güçlerini ve maddiyatlarını, maddi durumlarını bir araya getirmesi bence. Tek eşli falan değildik aslında. Kesinlikle bunun insan doğasına uygun olduğunu düşünmüyorum. Annem tampon kullandığımı yakaladı ve beni bakire olmamakla suçluyor. Ne yapabilirim? Öncelikle bunu araştırabilirsin. Araştır ve annene tamponun bekareti bozmadığını anlatabilirsin. Ayrıca bekaretin önemli bir şey olmadığını anlatabilirsin. Annenin bakış açısına bağlı olarak da değişir tabii ki bu. Her anneye de bu söylenmez, vallahi kalp krizinden giderler. Sürtünürken penis vajina mı girdi ve kanama mı oldu? Rail gibi zarım yırtıldı değil mi? Zar öyle yırtılan bir şey değil yani. Gerçekten bir stretch film gibi zorladığınız zaman yırtılan bir şey değil ama hani muhtemelen... Evet, bekareti kaybetmek deniyorsa buna, evet bekaretini kaybetmişsindir. Ama dediğim gibi bunlar hiç önemli şeyler değil arkadaşlar. Hiç değil. Kadın orgazmı çok mu zor yahu? Hayır, aslında hiç zor bir şey değil. Aksine bence sadece erkek orgazmı kolay. Ama kadın orgazmının zor olduğu anlamına gelmiyor bu. Sadece kadının kendini tanıması lazım. Kadının hangi noktalardan ne derece mutlu olduğunu anlaması lazım. Ki o orgazm seviyesine, yani eminim ki tek başınıza orgazma ulaşıyorsunuzdur yani. Ama bir erkekle beraberken bazen kolay olmuyor bu. Sadece kendinizi keşfetmeniz ve karşıdaki insanla iletişim kurabiliyor olmanız lazım. Tek başınızayken yaşadığınız orgazmı... Evet, bir süre belki başkalarıyla yaşayamazsınız ama bu asla yaşayamayacağınız anlamına gelmiyor ya da yaşamak zorunda olduğunuz anlamına da gelmiyor. Birazdan bir soru gelecek mesela. Kendimden yaşça bayağı büyük erkeklerden hoşlanıyorum. Nasıl aşarım? Birincisi, bunu aşmak zorunda değilsin. Yani belirli bir yaşın üstündeysen ve sen de onay veriyorsan, karşıdaki de onay veriyorsa bence gerçekten bunun ayıplanacak bir tarafı yok. Ben de vakti zamanında çok hoşlanıyordum ama bunun... Baba eksikliğinden kaynaklandığını çok iyi biliyorum. Özellikle ergenlik döneminde bunu çok fazla yaşar kadınlar. Babaları tarafından terk edilmiş ya da babalarıyla görüşmeyen ya da baba ilgisinin eksik olduğu insanlar. Zamanla, hani eğer ki ergensen zamanla bu geçecektir ama geçmezse de gerçekten büyük bir sorun değil bence. İlk cinsel ilişkiden sonra sanki ilişkide bir şeyler değişirmiş gibi geliyor. Tabularımı yıkamıyorum. Bu yüzden ne kadar istesem de cinsel ilişkiye giremiyorum. Evet, ilk cinsel ilişkiden sonra ilişkide bazı şeyler değişiyor. Değişen şeyler bazen sizin mutluluğunuz olabiliyor. Daha mutlu olabilirsiniz. Daha az kavga edebilirsiniz. Çünkü cinsellik olduğu zaman biraz daha sürdürülebilir bir ilişki oluyor. Çünkü insan olduğumuz için. O aşk, sevgi dediğimiz şey tamamen cinsel ihtiyaçtan kaynaklı yaşanmış olabilir. Özellikle ergenlikte. O yüzden iyi seçmek gerek cinsel partnerleri. Onay ve güven olması lazım. Ama hoş şöyle de olabilir. Yani gerçekten ilk cinsel deneyimini tek gecelik bir şeyde de yaşamak istiyor olabilirsin. Yani senin için özel bir insan olmasına gerek yok. Bu gerçekten çok büyük bir tabu. İlk cinsel deneyimi özel biriyle yaşayacağız diye bir şey yok yani. Doğum kontrol hapı dışında önerin var mı genç kızlar için? Prezervatif kullanmak. Evet, prezervatif çok önemli. Özellikle dediğim gibi aktif ve değişken insanlarla beraber oluyorsanız. Çünkü prezervatif sizi hastalıklardan korur arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Bu arada cinsellik konusunda, bakın, ergenliğini aşmış ve cinsellikle münasebetini arttırmış bir insan olarak söylüyorum. Hala benim de öğreneceğim ve tecrübe edeceğim çok fazla şey var. Big Mouth'u izleyebilirsiniz. Açıklama kutusuna linkini bırakırım. Muhteşem bir dizi. Gerçekten bir çizgi dizi. Netflix'te bir çizgi dizi. Çok keyifli bir dizi ve cinselliği o kadar güzel ve o kadar dozunda anlatıyor ki ben gerçekten çok beğendim. Bu konuda yani mesela korunma yöntemleriyle alakalı da bir bölümü vardı. Onu izlerseniz hani diğer çeşitlerini de görebilirsiniz. YouTube'dan ne kadar kazanıyorsun? Böyle ayda bir, iki ayda bir, bayram harçlığı gibi 200-300 lira falan kazanıyorum arkadaşlar. Gerçekten buradan neredeyse hiç para kazanmıyorum. Kendimi idame ettirebilecek kadar bir para kazandığım bir mecra değil YouTube. X'ten Next olur mu? Hayır arkadaşlar. Olmuyor. Bir kere biten bir daha bitiyor. Yani
Çünkü bence yeniden başlamıyorsunuz bir şeylere. Kaldığınız yerden devam ediyorsunuz ve geçmişi ne kadar isterseniz isteyin unutamıyorsunuz. Çok daha güzel anlar yaşayabilirsiniz ama neden ayrıldınız? Bunu düşünmek lazım. Yani ayrılığınızın sebebi eğer çok boktan bir sebepse ve tolere edilebilecek bir sebepse evet olur. Ama eğer ki ciddi bir problemden kaynaklı ayrıldıysanız bence ex'ten next olmaz. Seksin temel bir ihtiyaç olduğunu biliyorum ama kültürünüzden dolayı bundan çok çekiniyorum. Kültürünüzden dolayı bundan çekinmenizi çok iyi anlıyorum. Ama dediğim gibi seks söylediğim gibi temel bir ihtiyaç. İnsanlığın doğasında var olan bir şey. Bunu insanlarla paylaşmak zorunda değilsin. Bu sadece iki kişi arasında kalabilecek bir şey. O yüzden zamanı geldiğinde güvendiğin ve onay verdiğin bir insanla beraber olabilirsin. Bunu da kimseye açıklamak zorunda değilsin. İlişkiye cinsellik veya yakınlaşma girdiğinde ilişkinin aldığı hal, senin tavrın neler? Bence cinsellik ilişkiyi daha katlanılabilir yapıyor. Özellikle uzun dönem ilişkilerde ve eğer ki kendinizi buna hazır hissediyorsanız cinsellik yaşayabilirsiniz. Ve ondan sonra ilişkinizin çok daha güzel olacağını göreceksiniz zaten. Ama burada önemli olan şey, yani bunu söylemek bazen beni tedirgin ediyor. Çünkü şey gibi hissediyorum. Sanki işte cinsellik yaşayın diyormuşum gibi falan hissediyorum. Ama kesinlikle böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Onay verdiğiniz, güvendiğiniz ve istediğiniz bir insanla beraber olmanız lazım. Karşıdaki de bunu istiyorsa bu ilişkiyi çok daha güzel bir noktaya taşıyor. Evet. Kendime dokunduktan sonra çok iğrenç hissediyorum. Bunların hepsi tabulardan kaynaklı. Kendine dokunmadan kendini nasıl tanıyabilirsin ki? Sevgilime aşığım ama beklediğim birinden ilgi bekliyorum. Bu tam olarak ne? İlgi arsızlığı olabilir. Gayet normal bir şey. Biriyle ilişki yaşarken başka birilerinden ilgi bekleyebilirsiniz. Yani insan beğenilmek ve ilgi gösterilmek ister ve ilginin bence sınırı yoktur. Ama bu bazen şeye de gösterge olabilir. Sevgilinden beklediğin ilgiyi göremiyor musun acaba? Bunu düşünmek lazım. Kendini yalnız, uyumsuz, aidiyet duygusundan mahrum hissettikten sonra nasıl ayağa kalkarsın? Ben yalnız hissetmeyi çok severim. Yalnızlık bence çok kıymetli bir şeydir. Yalnızlık kendinizi tanımanıza ortam hazırlar. Uyumlu hissedeceğiniz ortamlar kadar uyumsuz hissedeceğiniz ortamlar da olabilir. Bunlar gayet normal ve bir yere ait olmak zorunda değilsiniz. Siz sadece kendinize aitsiniz arkadaşlar. O yüzden hiçbir zaman bu duyguları hissettikten sonra düşmüyorum ben. O yüzden böyle şeyleri kafaya çok fazla takmamak lazım. İnsan her zaman kendini bir ortama ait hissedecek diye bir şey yok. Her zaman birileri yanında olacak diye bir şey yok. Ara sıra yalnız hissetmek de güzeldir. Sadece bu tarz duyguların keyfini çıkartmak lazım. Bazen hatta bazı ortamlara uyumsuz hissettiğim için kendimle gurur duyuyorum. Kız hocama aşık oldum ve kendisi evli. Sürekli stalklayasım geliyor ama sosyal medya kullanıcısı değil. Evli bir insana karşı bence bu duygular bastırılmaktan çok atlatılması gereken duygular olduğunu düşünüyorum. Başka birine karşı duygusal bir şey hissettiğin zaman eminim ki bu durumda atlatacaksındır. Geçmişe takılmak ne derece kötü? Eğer ki senin anını ve belki geleceğini etkiliyorsa evet çok kötü. Geçmiş yani, hani adı üstünde geçmiş ve buna takılmanın hiçbir anlamı yok. Yani geçmişe takıldığın zaman senin geleceğine hiçbir fayda sağlamayacak, seni hiçbir şekilde ileri götürmeyecek. Geçmişte yaptığın hatalardan ders çıkar ve geçmişi yok et abi. Yani geçmiş yaşandı ve bitti. Şu önemli olan an, belki önemli olan geleceğin. Geçmişteki hatalardan ders çıkarttıktan sonra geçmişi şöyle bir hoşça kal kardeşim demek lazım bence. Annem ve baban ayrı mı? Evet ayrı. Toplum baskısından kurtulamıyorum. Sen nasıl böyle rahatsın? Seni seviyorum. Ben çevremi toplum baskısına inanmayan insanlardan seçtim. O yüzden bu kadar rahatım. Yani benim yaptıklarım da sürekli eleştiriliyor. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan. Gerçekten sürekli eleştiriliyor ama hiç umurumda değil yani. Çünkü kendimi biliyorum, ne yaptığımı biliyorum. Kendi kararlarımı kendim veriyorum. Bunların doğrularıyla da yanlışlarıyla da kendimi yüzleşirim. Abi çok çirkin bir şey ya. Yani bu gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil. Ben bunu reddediyorum zaten. Biraz öne geleyim de ışık gitmesin. En yakın arkadaşımla kız, sevişme fikri etik değil ama hep aklımda. Etik olup olmaması önemli değil. Bir kere sevgilinizin bence aynı zamanda en yakın arkadaşınız da olması lazım. Ama arkadaşın acaba hemcinslerinden hoşlanıyor mu? Onun tercihlerine ve kararlarına da saygı duyman lazım. Eğer ki tek bir seferlik cinsel ilişki yaşayıp hani sonrasında sevgili olmak istemiyorum ben diyorsan da bence arkadaşları bozmaya değmez abi bunlar. Zaten hani cinsel ilişkiden sonra devam eden bir arkadaşlık varsa o sevgililik oluyor. Mastürbasyon yaparken arkadaşlarını vesaire hayal ediyor musun? Ben çok utanıyorum. Herhangi bir insanı hayal edebilirsiniz abi. Mastürbasyon sadece size özel bir an.
kimi isterseniz onu düşünebilirsiniz. Neyi isterseniz onu düşünebilirsiniz. Salatalığı düşünerek bile mastürbasyon yapabilirsiniz. Psikoloji okumak istiyorum ama hukuk da okumak istiyorum. Sence ne yapmalıyım? Hangi işte kendini daha mutlu görüyorsun? Bence bunu düşünmek lazım. Korkuları bastırma çabası boş bir çaba mı? İnsan kendini akışa nasıl bırakabilir? Bir şeylerden korkarız, bir şeyleri severiz, bir şeylerden üzülürüz, bir şeylerden kaçarız. Bazen akışa bırakırız, bazen bırakamayız. Bunların hepsi insana özgü ve çok doğal duygular. O yüzden korkuları bastırmaya çalışma bence. Korkulardan kaçmaya çalışma. Korkularını kabul ettikten sonra bence kendini akışa bırakıyorsun. Ve korkuları kabul ettikten sonra ve kendini akışa bıraktıktan sonra o korkuları o kadar güzel yeniyorsun ki. Mesela benim en büyük korkum aldatılma ve terk edilme korkumdu. Bu korkuların var olduğunu kabullendim. Korkularımı bastırmaya çalışmaktansa kabullendim. Arkadaşım ben gerçekten terk edilmekten çok korkuyorum. Seçebileceğim ya da benim hazırlayabileceğim ortamlar mı? Hayır değil. Rastgele gelen şeyler ve bazen istediğimiz gibi olmuyor gerçekten. O yüzden bunu düşünmektense o şekilde akışa bırakmak lazım. Yani kabullen. Bütün duygularını kabullen. Korkunu da, mutsuzluğunu da, mutluluğunu da, neşeni de, heyecanını da, bütün duygularını kabullen. Korku da en az mutluluk kadar doğal bir duygu bence. Influencer kavramı hakkında ne düşünüyorsun? Herkes influencer olmuş. Bizden birilerinden ilham alıyoruz bence artık. Eskiden influencer kavramının olmadığı zamanları düşünelim arkadaşlar. Ne yapardınız? Ailenizle etkilenirdiniz değil mi sadece? Çünkü sadece ailenizin ve arkadaşlarınızın yaptıklarını görürdünüz. Arkadaşlarınız da sizin için bir influencer aslında. Influencer demek etkileyen insan demek karşıdaki insanı. Influencerların bu kadar fazla olması ve çeşitli olması bence şöyle. Şimdi eskiden işte ne bileyim 4 tane arkadaşınız var, 1 tane aile bireyiniz var. 5 tane insandan influencer olabiliyordunuz. Yani 5 tane insan sizi etkileyebiliyordu. Şimdi 5 tane de normal influencer geldi. Hani günümüzün influencerları geldi. Seçebilirsiniz. Seçebilirsiniz tamamen. Mesela diyelim ki bir influencer geldi ve bir arkadaşınızı hayatınızdan çıkartmaya karar verdiniz. Çünkü size uymadığını fark ettiniz. Değil mi? Ne güzel. Çeşitli insanlar var. Kimden etkileneceğinizi siz seçebilirsiniz. Bu yüzden insan beyni devreye giriyor. Herkesin influencer olması demek herkesin herkes tarafından influence edileceği anlamına gelmez. Mesela ben Ece Targıt tarafından influence olduktan sonra yogaya ve meditasyona başladım. Hayatımda çok fazla şey değişti. Bu kadar artmasaydı Ece Targıt mesela hiç belki YouTube'a başlamayacaktı. Çeşitli olmaları ve fazla olmaları bence çok iyi çünkü seçme ihtimaliniz var. Öğrenciyken çalışmanın zorluklarından bahseder misin? Öğrenciyken çalışmak hakkında bambaşka ve tamamen buna özel bir video çekeceğim. O yüzden kanalıma abone olup zil butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Bir de eğer bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bulunmaktan memnun olmadığın, yalnız hissettiğin veya kasıntı bulduğun ortamlarda ne yaparsın? Sakince ortamı terk ederim. Ne olursa olsun arkadaşlar. Ne olursa olsun. Zaten hani böyle ders gibi, toplantı gibi ortamlar tabii ki bulunmaktan huzursuz olacağınız ve belki de kasıntı hissedeceğiniz ortamlar. Ama eğer ki hani arkadaş ortamı vesaire ise sakince ortamı terk ederim. Kimseye katlanmak zorunda değilim. Kimse bana katlanmak zorunda değil. Hoşçakalın gençler. Beni mutlu etmediniz. Bay bay. Bu kadar. Bitti gitti. Oral seks hakkında ne düşünüyorsun? Oral seksin tamamen insan üretimi bir şey olduğuna inanıyorum. Süreyi uzatmak, zevki arttırmak için insan üretimi bir şey olduğunu düşünmekteyim. O yüzden hani tamamen sizin tercihiniz yapmak ya da yapmamak. Tek eşli değil, çok eşli mutluyum ama günlük ilişkide sevmiyorum. Buna onay veren insanlarla birlikte olmalısın. Arkadaşım ben seninle birlikte olmaktan çok hoşlanıyorum ama başkalarıyla da birlikte olmak istiyorum. Sen de başkalarıyla birlikte olabilirsin. Okey misin? Okeyim, tamam. Bravo, anlaştık. Fetişler hakkında ne düşünüyorsun? İki taraf da eğer onay veriyorsa belirli bir fetişe, o zaman bence ilişkinin heyecanını arttıran bir şey olduğunu düşünüyorum. Gayim ve en yakın arkadaşımla hoşlanıyorum, onu aklımdan çıkaramıyorum. Bu da çok sıkıntılı bir durum. En yakın arkadaşın acaba gay mi? Bunu düşünmek lazım. Eğer ki gayse denemekten hiçbir zarar gelmez. Eğer ki değilse arkadaşlığı bozmaya hiç değmez. Zamanla duygular azalır, çoğalır, azalır, çoğalır. Başka birilerinden hoşlanırsın. Konuşabilirsiniz. Bu durumu ona açıklayabilirsiniz. Eğer bunu anlayışla karşılayacak bir insan olduğunu düşünüyorsanız. Ve ondan sonra belki beraber ne yapacağınızı çözebilirsiniz. Sonuç olarak ona karşı bir şeyler hissediyorsunuz. Belki o da size karşı bir şeyler hissediyor. Ama eğer hissetmiyorsa da arkadaşlığınıza devam edebilir misiniz? Mesela bunları tartışmanız lazım. O yüzden açık olmak ve dürüst olmak çok önemli. Eski sevgiline döner misin? Mesela hep ayıplanıyor ama merak ettim. Asla dönmem. Hiçbir sevgilime asla dönmem. Çünkü bütün ilişkilerim, yani büyük konuşmayayım şimdi de. Bütün ilişkilerim benim abuk subuk bir şekilde bitti. Az önce ex'ten next olur mu sorusuna cevap verdiğim gibi şimdi de söylüyorum. Eğer ki ilişki tuhaf ve kötü bir şekilde bittiyse
bir daha olmaz ondan. Sence toplum bekarete neden bu kadar anlam yüklüyor ve senin bekaretle ilgili düşüncelerin neler? Ben bunu Berkay'a sordum ve açıkça şöyle söyledi bana. Kesinlikle erkek eğer kendine güvenmiyorsa bakire bir kızla beraber olmak isteyecektir. Çünkü kendi başarısızlığını saklamaya çalışıyordur. Çok mantıklı bir bakış açısı. Onun dışındaki bir sebebi de kıskançlık. Sizden yani ben mesela eskiden çok yapardım. Sevgililerimin eski sevgililerine kafayı çok takardım mesela. İşte kimle beraber olmuş, kimle mesela hangisini cinsel olarak daha çok arzulamış falan. Böyle şeyleri düşünmekten alıkoyar bakire ya da bakir bir insanla beraber olmak. Böyle şeyleri düşünmeyi engeller. Ama hani bu iyi bir şey midir? Bence değildir. Çünkü hani tecrübe önemli bir şey cinsellikte. Bakire bir kadınla evlenmeliyim falan. Bu çok saçma ve çok ezikçe bir düşünce. Çok iğrenç bir düşünce bu ya. Yani açıklayamıyorum bunu hani. Bekaret nedir ya? Sevgilin varken bir başka birini cinsel açıdan düşünmeyi nasıl açıklarsın? Gayet normal. Hani açıklamaya gerek yok bence. Olabilir böyle şeyler. Şey de yapmamak lazım işte. Hani tamam bunu düşünmek normalse o zaman bunu yapmak da normaldir falan. Hayır bence normal değil. Ha hoş partneriniz buna okeyse ne de olmasın. O yüzden partnerle iletişim kurmak lazım. Ama başka birilerini cinsel olarak arzulamak tabii ki gayet doğal bir şey yani. Bakirelik sence ne anlam ifade ediyor veya ediyor mu aşk? O hiçbir anlam ifade etmiyor gerçekten. O kadar anlam ifade etmiyor ki yani dünyadaki en anlamsız şeylerden bir tanesi olabilir. Mastürbasyon yapmak sağlıklı mı? Evet çok sağlıklı bir şey. Mesela stresi azalttığını söylerler. Aynı zamanda sizin kafa yapınızı da bayağı değiştirir. Bir kere kendinize güvenli olmanızı sağlar. Kendinizi keşfetmenizi sağlar. O yüzden mastürbasyon yapmak... Duyarlılığımı kaybettim. Yani biri ölüm haberi verince çevremdeki herkes üzülüyor. İnsanlar story falan atıyorlar. Ama bende tık yok. Sadece bir şeylerin öyle olmasını gerektiğini bildiğim için öyle davranıyorum. Bu durum normal midir psikolojide? Ben de aynen öyle bir insanım. Ben gerçekten insan ölümlerine özellikle hiç üzülmeyen bir insanım. Felaketlermiş, bilmem nelermiş. Çok doğal şeyler bunlar. Ölüm de doğum kadar doğal bir şey. Ve üzülebilirsin, üzülmeyebilirsin. Bu tamamen senin duygun ve kimsenin buna laf söylemeye hakkı yok bence. Cinsel ilişki sırasında tabii yaşadıysan en utanç verici anın. İçeri hava kaçması diye bir şey vardır ve o hava dışarı çıkarken ses çıkartır. Ve sanki osurmuşsunuz gibi anlaşılır. Bayağı utanç verici bir andır. Ama iki taraf da bunu biliyorsa eğer bir problem yoktur yani. Yani cinsellikte bence utanç olmaz çünkü hani her anınızı ve her şeyinizi açtığınız bir insan hani artık ondan da utanmazsınız herhalde. Yani zamanla zaten o utanç duygusu da gidiyor. Grup seks hakkında ne düşünüyorsun? Grubun içerisindeki herkes okeyse neden olmasın? Sağlıklı cinsel ilişki haftada kaç kez? Berkay buna 2 dedi ama bence böyle bir hani bir sınır yok. İlişkiniz için en sağlıklı olanı neyse her gün de sevişebilirsiniz. Haftada bir de sevişebilirsiniz. O yüzden bekaretimi kaybettiğim için utanmıyorum. Diğer kızlar kaybetmemiştir diye takıyorum. Boşver diğer kızlardan sana ne ve emin ol herkes seks yapıyor. O yüzden sence bir erkeği cinsel olarak en çok etkileyen şey? Ben bunu Berkay'a sordum. Bu bence erkekten erkeğe göre değişir bu arada. Ama bunu Berkay'a sordum ve bir erkeğin fikrini almak istedim. Hükmetmek. Yani bu çok ilkel bir düşünce ama cinsellik de çok ilkel bir eylem zaten. Herkese göre değişir ama dediğim gibi. Karşıdakiyle iletişim kurarak hani onun en çok neyden hoşlandığını anlamak lazım. Ya kendini sevme, içe dönme nasıl yapıyorsun mesela sen? En başta da söylediğim gibi kendi kendime konuşuyorum. Yazıyorum. Gerçekten aynaya bakıp kendi kendime konuşuyorum arkadaşlar. Bazen dertlerimi anlatıyorum. Bazen o gün yaşadığım sıkıntıları anlatıyorum. Bazen iyi duygularımı anlatıyorum. Bazen kendimi sevdiğimi söylüyorum. Konuştukça devamı geliyor. Ya da yazdıkça devamı geliyor. Çünkü kapıyı bir kere zorlamak lazım ve sonrasında açılıyor emin olun. Bir ilişkide cinsellik şart mıdır? Buna benim cevabım hayır. Berkay'ın cevabı evet oldu. Ama uzun vadeli ilişkilerde bence de evet. Çünkü gerçekten ilişkinin temposunu bayağı değiştiriyor. Aradaki davranışların tolere edilme seviyesini arttırıyor bence. Cinsel ilişkiye girmeden hamile kalınır mı? Hayır. Her aşık olduğuna karşı cinsel istek duymak normal midir? Tabii ki normaldir. Aşık olduğun insanı duymayacaksın da kime duyacaksın? Ayrıca aşık olmadığın insanlara karşı cinsel istek duymak da gayet normaldir. Nude atmak hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum. Abi çok normal bir şey yani. Bütün dünya nude atıyor. Anal seks zararlı mı?
Burada şöyle de bir soru var. Anal seks yapmak zararlı bir şey midir, iğrenç bir şey midir? İkisini de aynı anda cevaplayayım. Zararlı bir şey değildir, iğrenç bir şey değildir. İki taraf da onay veriyorsa buna neden olmasın yani? Sadece doğru yapılması lazım. Çünkü oradaki kaslar gerçekten çok hassas kaslar ve gerçekten adım adım gidilmesi lazım. Yoksa zarar görebilir iki taraf da bu arada. Geçmişte birine yaptığın ve utandığın çok kötü bir davranış, zorbalık, dedikodu. Yani insanların hayatını karartmadım arkadaşlar ama geçmişte yapmaktan utandığım şeyler var. Mesela kız kavgaları gibi. Onları da anlattığım, lise hayatımı anlattığım çok eski bir videom var. Bayağı küçüğüm o videoda. Şuraya bırakırım, oradan izleyebilirsiniz. Keyifli ve utanç verici bir video bence. 19 yaşında hiç öpüşmemiş olmak hakkında fikirlerini merak ediyorum. Sence bu utanç verici mi? Hayır. Abi insan gerçekten 25 yaşında da ilk defa öpüşebilir. 20 yaşında da ilk defa öpüşebilir. 15 yaşında da ilk defa öpüşebilir. İlk cinsel deneyimini 30 yaşında da yaşayabilir. Bunlar kimseyi ilgilendirmez. Asla utanç verici şeyler değil. Siz kendi zamanınızı kendiniz belirlersiniz. Demek ki şimdiye kadar senin çok fazla öpüşmek istediğin ya da karşılıklı bir şekilde öpüşmek istediğiniz insanlar karşına çıkmamış. Ya da sen istememişsin. Bu gayet normal bir şey. İstersen bir 5 sene daha öpüşme, yani kime ne. Kendimizi sevmeliyiz ama bu süreçte verdiğimiz kararlarda vicdanımızı bazen susturamıyorsak. Vicdanınız sizin yanınızda olmalı. Vicdanınız sizi mutlu etmek için çalışmalı bence. Kendini sevmek sürecinde vicdanınla ortak bir şekilde çalışabilirsin. Vicdan senden bağımsız bir şey değil bu arada. Vicdan senin vicdanın. O yüzden vicdanınla ortak bir şekilde çalışarak kendini nasıl seveceğini bu şekilde keşfedebilirsin. Verdiğin kararları daha iyi düşünmeni sağlar vicdan. Onu susturmak yerine onunla işbirliği yapmaya çalışabilirsin. Zevk alıyorum, orgazm olmuyorum. Sonuçtan değil, süreçten keyif almaya karar verdim. Good for you. Gerçekten anne babaya olan sevgi bitebilir mi? Tabii ki bitebilir. Bir şeyleri kabullenmek zorunda olduğunda ne düşünüyorsun kabullenmek için? Değiştiremeyeceğimi. Değiştiremeyeceğim her şeyi kabulleniyorum abi. Benim bir şeyi kabullenmekteki kriterim o şeyi değiştirip değiştiremeyeceğimdir. Sevgiliyle birlikte olmak yanlış mı sence ya da birbirinizden soğutuyor mu? Birlikte olmak derken seks yapmaktan bahsettiğini düşünüyorum. Hayır, aksine bence ilişkiyi biraz daha yükseltiyor. Işık gidiyor. Işık gidiyor. Biraz daha yanaşayım bakayım ben de. Okay, umarım sizi bu görüntü rahatsız etmiyor. Değerimizi kendimiz biçmek konusunda konuşabilirsin Sudiş. Çok aklımı bulandıran bir konu. Evet, değerinizi siz biçersiniz arkadaşlar. Sizin ne kadar değerli bir insan olduğunuza siz karar verirsiniz ve bence çok değerli bir insansınız. Herkes kendine çok fazla değer vermeli bence. Şu hayatta en değer verdiğiniz insan ya da canlı siz olmalısınız. Çünkü siz olmazsanız hayat yok abi. Önemli olan sizsiniz. Önemli olan sizsiniz. Önemli olan sizsiniz. Din, inanç hakkındaki düşüncelerine neleri okuyarak ulaştın? Ben de derine inmek istiyorum da. Bununla alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben dediğim gibi Müslüman bir aileden geliyorum. Ve bizim ailede Ramazan sürecinde her gün bir cüz olmak suretiyle Kur'an bir ayda hatmedilir arkadaşlar. Ve ben de o dönemde sanırım ya 12 ya da 13 yaşındaydım falan. Kur'an'ın yaklaşık yarısını falan 15-16 gün falan okudum. Türkçe mealini okudum tabii ki. Ama okudum ve yani içerik olarak ne olduğunu biliyorum. Bir süre sonra o kadar sıkıldım ki okumayı bıraktım. Ve daha sonra 14 yaşımda falan sanırım Richard Dawkins'in İnancın Sonu diye bir kitabını okudum. Ve yani tokat gibi çarptı suratıma. Ve daha sonra işte bilimle, fizikle vesaire bu kadar çok ilgilendikten sonra dinlerin tamamen insan uydurması bir şey olduğuna kanaat getirdim ve bu şekilde inancımı sakince kaybettim. Bu konuda da inanılmaz mutluyum çünkü beni inanılmaz özgürleştirdi bu tarz inançların doğru olmadığına inanmak. İnancımın bitmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi de Tanrı'nın bu kadar acımasız ve bu kadar kısıtlayıcı bir şey olduğunu düşünmemem. Hala Tanrı'nın varlığı konusunda net bir düşünceye ulaşmış değilim. Var olduğu ya da olmadığı sorgulanabilir. Çok eşlilik ve fetiş hakkında ne düşünüyorsun? İnsanın doğası tek eşli değildir. Eğer ki doğamız tek eşli olsaydı emin olun penguenler gibi eşimiz öldüğünde depresyona girerdik. Ya da kuğular gibi eşimiz öldüğünde depresyona girerdik. Tek eşlilik demek bu demek arkadaşlar. Doğada tek eşli olan canlılar var evet ama insan onlardan bir tanesi değil. O yüzden çok eşli olmak istiyorsanız keyfiniz bilir. Nasıl isterseniz öyle yaşayın hayatınızı. Fetişte dediğim gibi iki taraf onay veriyorsa
yaşanabilir. Ama sizin kendi özel fetişleriniz varsa bu da gayet normal bir şeydir. Kendinizi yargılamanıza hiç gerek yok. İngilizce öğrenme sürecin kaç ay sürdü ve kelime ezberini nasıl yapıyordun? Hazırlık okudum 1 yıl ve ondan sonra da yani 6 ay içerisinde falan İngilizcemi inanılmaz geliştirdim. Nasıl geliştirdiğimi öğrenmek istiyorsanız, kelimeleri nasıl çalıştığımı öğrenmek istiyorsanız buradaki İngilizcemi nasıl geliştirdim videosuna tıklayarak tavsiyelerimi dinleyebilirsiniz. Gerçekten hepsi çok yararlı tavsiyeler. Kendini nasıl keşfettin cinsel anlamda? Cinsellikte mutlu olmak istiyorsanız önce kendinizi keşfetmeniz lazım. Kendinizi keşfetmek için de yapabileceğiniz tek şey mastürbasyon yapmak. Nelerden hoşlandığınızı keşfetmek. Belki porno izlemek. Hangi çeşit pornolardan hoşlandığınızı keşfetmek. Nereden daha fazla hoşlandığınızı keşfetmek. Kendi vücudunuzu tanımak yani. Birini seviyorum ama beni üzdüğü için hayatımdan çıkardım. Sence doğru mu yaptım? 10 numara 5 yıldız hareket yapmışsın gerçekten. Sizi üzen insanları... Şöyle bir silkeleyin bakayım. Bir tanecik hayatınız var. Bir tanecik hayatınız var ve o kadar kısa ki aslında sadece güzel, mutlu anıları hayatınıza doldurun. Sizi üzen varsa aman şöyle salın gitsin. Sevgi değişir abi. Başkalarını da seversin. Toksik insanları hayatınızdan çıkartın. Vücudunu seven birinin ilişki sırasında vücudunu saklamak istemesinin sebebi sence nedir? Karşıdakinin onu yargılayacağını düşünüyor olması olabilir. Karşıdakinin yargılayıcı bir şekilde yaklaşıyor olması olabilir. Bunu karşıdakiyle iletişim kurarak aşabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden vücudunuzla kendi kendinize barışık olabilirsiniz ama başka insanların görmesi konusunda barışık olmama ihtimaliniz var. Buna da zamanla alıştıkça daha rahat hissedeceğinizi düşünüyorum ama bu konuda en önemli şey karşıdaki insanla iletişim kurmak. Sevgili arasında sevişme aralığı nasıl olmalı ya da ilişkinin tutkulu tek anı sevişme midir? Hayır, ilişkinin tutkulu tek anı sevişmek değildir. Bazen Berkay'la aynı şeyleri söylediğimiz anda bile çok yükseliyoruz birbirimize. O yüzden tutkulu tek an sevişmek değildir tabii ki. Sevişme sıklığını da bence çiftler kendi aralarında belirlemelidir. Vajinamın pürüzsüz ve normal renkte olmamasından şikayetçiyim, ne yapmalıyım? Normal diye bir şey yok bunda. Porno sektöründe veya güzellik sektöründe çok fazla belirli bir şekilde vulvaya maruz kalıyoruz. Bu arada vajina dediğin şey aslında vulvan, yani o dışarıda görünen şey. Ve bu bence çok yanlış bir şey çünkü tek tip bir vulva yoktur, tek tip bir vulva rengi yoktur. Herkese göre çeşitlenir. İnanın çok çeşitli vulvalar var arkadaşlar. İçeri doğru olanı, dışarı doğru olanı, koyu renkli olanı, açık renkli olanı. O kadar çeşit var ki gerçekten göz rengi kadar, saç rengi kadar, burun şekli kadar, ağız şekli kadar, diş şekli kadar. Yani vücudunuzun herhangi bir yerinin başka insanlardan farklı olması kadar doğal vulvanızın da farklı olması. O yüzden bunları kafaya takmayın. Hiçbir vulva pürüzsüz olmak zorunda değil. Açık ten rengi olmak zorunda değil. Ya o yüzden kendi vulvanızla barışın. Onu olduğu gibi kabul edin. Koyu renkli haliyle sevin. Bir şey yaptıktan sonra aşırı pişmanlık hissini nasıl aşabilirim? Seni seviyorum. Yapmadan önce birkaç defa düşünebilirsin. Ama ben hayatta genel olarak pişmanlık duygusunu hayatımdan çıkarttım. Çünkü pişman olmak bana bir şey katmayacak. Hani yaptığım hareketten belki ders çıkarıp hayatıma devam edebilirim ama hani... Pişman olmak gerçekten hiçbir boka yaramayacak. O yüzden pişmanlık duygusunu sakince hayatımdan çıkarttım arkadaşlar. Siz de bunu zamanla yapacaksınızdır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten pişmanlık hiçbir işe yaramıyor. Genç yaştaki cinsellik hakkında fikirlerini çok merak ediyorum Sude'cim. İdeal cinsel ilişki yaşı kaçtır mesela? Bu kişiye göre değişir. Kimi 16 yaşında kendini hazır hisseder, kimi 19 yaşında kendini hazır hisseder, kimi 30 yaşında kendini hazır hisseder. Yani bu tamamen size bağlı bir şey. İdeal cinsel ilişki yaşı diye bir şey yok. Kişinin kendi ideali vardır ve bunu size ben söyleyemem. Genç yaşta cinsellikle alakalı da genç yaş dediğiniz şey küçük yaş mı? Küçük yaşta sıkıntı, genç yaşta okey bence. Kişi ne zaman istiyorsa o zaman cinsel ilişkiye girebilir ama küçük yaşta yani 15'ten önce verilen cinsellik kararları bazen insanda pişmanlık duygusu uyandırabilir. O yüzden iyi düşünmek lazım ve belki biraz beklemek lazım. Kendinizi keşfetmeyi beklemek lazım. İlişkiden ne istediğinizi görmek lazım. İlişkiden beklentinizi görmek lazım. Cinselliğin ne olduğunu tanımanız lazım. Bu da dediğim gibi zamanla olacak bir şey. Kendinizi tanıdığınıza emin olun. Ne istediğinizi bildiğinize emin olun. Karşıdakine onay verdiğinize emin olun. Güvendiğinize ve istediğinize emin olun. Ve karşıdakinin de aynı duygulara sahip olduğuna emin olmanız lazım. Ve yanıtlamam gereken soruların sonuna geldim. Burada yanıtlamadığım sorunuz varsa mutlaka Instagram'da yanıtlamışımdır. Soru cevap sabitlenmiş bir story serisi var. Oradan izleyebilirsiniz. Belki cevaplamadığım sorunuz varsa oradan da beni belki biraz daha iyi tanıyabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.